Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle Elif Diş Doktoruna Gidiyor adlı kitabı okuyacağız. Evet, hazır mıyız bakalım? Elif ağzını kocaman açmış, aynaya bakıyor ve kendi kendine kızıyordu. Dişinin alt tarafındaki bu kahverengi leke fırçalasa bile gitmek bilmiyordu. Uyku vakti çoktan gelmişti. Annesi Elif'in nerede kaldığını merak etti ve yanına geldi. Dişindeki lekeyi görünce, sanırım diş hekimine gitmen gerekiyor. Bu kesinlikle bir çürük dedi. Elif, yuvadaki arkadaşlarına diş doktoruna gitmesi gerektiğini anlattı. Deniz onu teselli etti. Doktora gitmek kötü bir şey değil. Mert, doktorun matkaba benzeyen bir aletle dişlerini oyacağını iddia etti. Elif, babasının matkabını düşündü ve korktu. Akşam Elif babasına matkapla dişlerin delinip delinemeyeceğini sordu. Babası onu yatıştırdı. Doktorun kullandığı matkap değil, başka bir alet. Ve babasının matkabından farklı görünüyordu. Doktor o aletle sadece dişlerindeki kötü lekeleri yok edecekti. Sonraki hafta biraz zor geçti. Elif annesiyle birlikte diş doktoruna gitti. Muayene çok temiz kokuyordu. Elif oyuncak ayısına sıkıca göğsüne bastırdı. Annesi diş doktorunun yardımcısına küçük sigorta kartını verdi. Bekleme odasındayken Elif hemen köşede duran oyun evini fark etti. Bir süre sonra onunla oynamaya kendisini öylesine kaptırdı ki ilk seferine çağrıldığını duymadı bile. Annesiyle beraber muayene odasına gittiler. Odada Elif'in üzerine çıkıp oturduğu rahat bir koltuk vardı. Doktorun yardımcısı Elif'in boynuna kocaman bir önlük bağladı. Koltuğun aşağı ve yukarı oynamasını sağladı. Bu çok eğlenceliydi. Elif'in başının üstünde kocaman parlak bir lamba vardı. Sandalyenin yanında bir lavabo, musluk ve bardak bulunuyordu. Elif'in yanındaki masanın üzerine parlak aletler yerleştirilmişti. Elif'in gözüne herhangi bir matkap çarpmadı. Genç ve sevimli bir diş doktoru içeri girdi. "Merhaba Elif," dedi doktor. "Sağlanan bir dişin var mı?" Elif gururlu bir ifadeyle uzun süredir sağlanan dişini gösterdi. Diş yakına düşecek ve yerine yenisi gelecekti. Diş doktoru bütün dişleri bir ayna ve küçük bir lamba ile inceledi. Gerçekten de bir dişin altında oyuk buldu. Elif buna anlam verememişti. Her akşam ve her sabah dişlerini fırçalıyordu. Doktor tatlıların ve yemek artıklarının dişlerde takılı kaldığını ve dişlere zarar verdiğini anlattı. Bu yüzden en iyisi her yemekten sonra dişlerini fırçalamaktı. "Şimdi bir dolgu yapacağız," dedi doktor. "Dalga mı?" diye bağırdı Elif. Doktor güldü. "Dolgu sadece dişteki oyukları doldurmak içindir." Elindeki ucu çok hızlı dönen küçük aletini gösterdi. "Bu aletle dişlerindeki çürüğü yok edeceğiz ve diş bir daha çürümeyecek." Elif şimdi ağzını kocaman açmalıydı. Doktorun elindeki alet pek hoş görünmüyordu. Yardımcı Elif'in ağzına ağızdaki suyu çeken küçük bir alet astı. Bu şekilde Elif'in ağzı kuru kalacak ve tükürük yutmak zorunda kalmayacaktı. Doktor minik bir ayna yardımıyla bütün çocukların yok olup olmadığını kontrol etti. Doktor dolguyu sıkıca tıkadı. Elif şimdi dişlerini kuvvetli bir şekilde sıkmalıydı. Dolgunun tadı biraz garipti.
Elif musluğun düğmesine bastı. Böylece su kaba aktı. Ağzını çalkaladı ve ağzındaki suyu lavaboya tükürdü. Şimdi bir el aynası ile dolgusuna bakabilirdi. Diş doktoru büyükçe bir takma diş maketi üzerinde Elif'e dişleri nasıl fırçalayacağını gösterdi. Evet, nasıl fırçalıyoruz? Sağ, sol, yukarı, aşağı. Sağ, sol, yukarı, aşağı. Aferin. Vedalaşırken Elif'e küçük bir diş doktoru aynasını hediye olarak verdi. Akşam Elif yeni aynasıyla ve el feneriyle dikkatli bir şekilde babasının dişlerini inceledi. Onun da ağzında bir çürük vardı. Hatta iki çürük. Babası diş doktoruna gitmeliydi. Ama korkmana gerek yok diye teselli etti babasını. Hiç acımıyor bile. Hikayemiz bitti.